yoksa. Arkadaşlar, canlı yayınlarımıza masa üstünden devam edeceğiz. Çok az kaldı. En az yani çok az sayılı günlerimiz kaldı. Canlı masa üstünden canlı yayınlarımıza ve Twitch'ten yayınlarımıza yakında başlıyoruz. Biraz daha sabredin, telefonla idare ediyoruz ama yakında çok güzel canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. Bu arada neden canlı yayın yapıyorum? Hemen bir bilgi yapacağım. Neden videoyu atmıyorum kanala? Canlı yayında sohbet etmek istiyorum. Yani daha kolay oluyor. İşte montaj derdi yok. Anlatabildim mi? Yani montaj derdidir, şu derdidir. İşte izlenecek mi, izlenmeyecek mi falan sıkıntılara girmiyorum öyle. Yani bir de YouTube'un güncellenmesi bitsin. Ondan sonra videolarımızı tekrar başlayacağız arkadaşlar. Sıkıntı değil yani. Twitch'ten de Serkan Caymaz Birleşik diye beni ekleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Para gözlük diye anlamayın, hatırlatmak için söylüyorum. Bağış yapanlar aşağıdan linkte. Bir tane bağış linki var. Oraya tıklayarak kolaylıkla bağış yapabilirler. Onu da hallettik yani. Evet, şimdi isteklerinizi alalım. Serkan Caymaz A sesleri yapar. Bir dakika bekle. Mi 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 ma 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 ma. Arkadaşlar ya, bugün öyle ağız sesleri değil de bugün biraz işte fısıldaklı konuşalım ya. Boş verin ya ağız seslerini. Varsa anlatın veya bir hikayeniz varsa ufak tefek anlatabilirsiniz. Benim anlatacak bir şeyim kalmadı. Her şeyimi anlattığım için yeni bir şey bulamıyorum şu anda. Sizin varsa anlatacağınız bir şey, sizi dinleriz arkadaşlar. Reis sakız yok değil mi? Şu anda sakız yok. Ya şimdi bir videoda izledim YouTube'da az önce. Ne izledin? Şu anda 8 kişiyiz, okullar açıldı. Hangi takımı tutuyorsun? Bunu cevaplamayacağım. 50 defa cevapladım çünkü. Başka? Kara veba. Yarın okul tatil reis demiş. Yarın ne günlerden? Şaşırdım, zamanı şaşırdım, ayları şaşırdım. Gece gündüz şu internet işiyle falan uğraşıyorum. Şu canlı yayınlara nasıl daha güzel yapabiliriz, onlarla uğraşıyorum. Reis öğretmen kurulu toplantısı varmış. Bütün okullarda mı, senin okulda mı? En sevdiğin Türk isim harcı hangisi? Benim Serkan Caymaz. Bunun da geç, bunun cevabını daha önce verdik. Metallica çalar mısın? Hayır, çalamam şu anda. Emirhan, benden aynı sıkıntı. Takma her türlü olur. Fear of the dark. Fear of the dark. Fear of the dark. Sözlerini yazsana. Üniversite sınavı var. Ben bu saatte kalkıp endişe ediyorum. 4 ay kaldı ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kafayı yedim. Aa, güzel bir konu geldi de şükür. En azından üniversite sınavlarınızla ilgili dertleşebiliriz arkadaşlar, size tavsiyem. Koy
Koy gidi, koy gidi de Rahman gelsin. Çok affedersiniz, koy gidi de Rahman gitsin. Buradaki sınavlar önemli değil. Önemli olan öteki dünyadaki sınavlar arkadaşlar. Buradaki sınav girişi geçişi de öteki dünyada ne yapacaksın? Yani onu düşüneceksin. Anlatabildim mi? Yani yarın öleceğini düşüneceksin. Bak bu şekilde düşünürsen her gün sabah kalktığında veya gece kalktığında, neyse gece kalkılmaz tabii de, gece 2 dakika 3 dakika fazladan ders çalış. Her zaman bunu ya yani 1 dakika fazladan ders çalışabilirsin. Takacak bir şey yok. Yani videolarımda da dediğim gibi arkadaşlar, çalıştın, ettin, girdin sınava, ÖSS'ye çalıştın, kazandın, okudun, kazandın, bitirdin, birinciyle bitirdin ve dünyanın en güzel işine girdin, paralar kazandın, evlendin, çoluğun oldu, çocuğun oldu. Yarın bir bakmışsın, gözlerini yummuşsun, gitmişsin. Ne anladın sen bu hayattan? Anlatabildim mi? Sadece Peygamber Efendimiz der ki, işte Yunus Emre veya Peygamber Efendimiz der ki, pardon, Yunus Emre nereden çıktı? Bir ırka bir lokma yeter. Der yani, anlatabildim mi? Bir barınak evin olsun, bir ırkan olsun, bir lokman olsun. Yuva kurman her şey yeter arkadaşlar. Şu kapital ülkede, gerçekten şu kapital dünyada, kapitalist ülkesi şeyde, dünyasında kapılıp gittik. Herkes birbirine yarıştırdılar. Herkes yarışıyor. Herkes kazanmak zorunda. Arkadaşlar herkes. O yüzden ben kendime, hani bana diyorsunuz ya işte iş bulsana, şöyle çalışsana, böyle çalışsana. Ben kendime yetecek kadar çalışıyorum. Bak benim sakalım da kesmiyorum. Saçım da kesmiyorum. İstediğim zaman kesiyorum. İstediğim zaman kesmiyorum. Kim karışıyor? Kimse karışmıyor. Kimse de karışamaz. Hiç kimse benim üstüm değil. Hiç kimse benden büyük değil. Hiç kimse benim patronum değil. Size Serkan abinize hayat dersleri. Bütün insanlık eşittir arkadaşlar. Hiç kimse hiç kimseden öncül veya büyüklüğü yoktur. Aklına çalışır, sen de öyle ol. Mahmut Can demiş ki, kardeşim demiş, benim canlı yayınlarda, kardeşim benim canlı yayınlarda green screen'i kaldırman daha iyi olur. Kendi, ya şu anda ona imkan yok, cep telefonundan giriyorum. Hani cep telefonunda da direkt bağlandığı için öyle bir ayar yok, yani green screen kalkmıyor yani şu anda. Zaten kalksa da ben titrerim. Işıklar mışıklar kötü. Arkadaşlar, Serkan abi, dersim olayını biliyor musun? Dersim bilmiyorum, dersim ne? Bu kadar okuyacağımıza meslek öğrenseydik iyiydi. Oğlum iş var mı? İş yok. Yani arkadaşlar, bu kapital hayat düzenek, tamam mı? Nasıldır biliyor musun? Seni hep çalışmaya zorlar, hep böyle yarışmaya sokar, hep yarışmaya sokacak, hep sınavların olacak. Neye yarayacak bu sınavlar ya? Bir akıl söyleyin yani. Sadece ekmek para kazanmak için işte koşturacaksın, duracaksın. Sen hiç takmayacaksın yani, ÖSS'yi kaybetmişim, kazanmışım. Bakın ben geçen videolarda işte kaldır o koca kıçını videosunda veya ders çalışma videosunda demişimdir. Ne dedim? Ben hiçbir şekilde kitaba bakmadım. Yeminle söylüyorum, kitap aldım o kadar. Bir damlasına bile daha bakmadım, göz atmadım. Kendi bildiğimde girdim ve hatta matematiği boş bıraktım. Bir baktım ki kazanmışım. Anlatabildim mi? Yani lisede ne öğrendiysem onunla girdim. Onunla çıktım. KPSS'ye de aynı şekilde. Yarın iş görüşmem var. Abi
Abi şanslı sen dün yok muydu ya? Dün de aynısını diyordun. Bol şanslar. Arkadaşlar iş görüşmesi olanlara bol şanslar. İnşallah olur yani hayırlısı olsun. Allah hayırlısını versin. Umarım istediğiniz yerlere hızlıca gelirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyleri. Arkadaşlar bakın ben yakında ya bu film olur ya kitap olur tamam mı? Bugün öleceksin diye bir eser hazırlayacağım. Şu anda ya film olacak ya kitap olacak. Yavaş yavaş ben bunu tasarladım. Tamam mı? Ama ne olduğunu da ne olacağını tam karar veremedim. Bugün öleceksin. Yani içeriğinde zamanla ilgili, zamanın kandırmasıyla ilgili ve dünyadaki insanlarla ilgili birçok şey bulacaksınız. Yakına dediysem uzun bir zaman yani uğraşacağım, araştıracağım, edeceğim. Biraz kendi şeylerimle tasarladığım şeyler var. Arkadaşlar yalan değil. Bugün öleceksiniz yani. Gerçek söylüyorum. Yani yarın ölecekmiş gibi. Yarın ölecekmiş gibi çalışın. Edin. Gezin, dolaşın. Sana birisi bugün öleceksin derse ne yaparsın? Veya işte 3 gün sonra, 3 ay sonra öleceksin derse ne yapacaksın? Ölmeden önce yapacağın 100 tane şey. O yüzden bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa. Yani ne kadar yaşarsan sok o kadar kâr arkadaşlar. Yeteneklerinizi yani yeteneklerinizi keşfedin. Benden size bir abi veya kardeş tavsiyesi. Yeteneklerinizi keşfedin arkadaşlar. Ne yeteneğiniz varsa keşfedin. Neyi seviyorsanız onu yapın. Sevmediğiniz bir şeyi kesinlikle yapmayın. Para kazanmak için yapmayın. Bir işi sevmiyorsanız yapmayın. Bakın bana o kadar teklif geliyor. Yeminle söylüyorum. Tamam ben sevmediğim için yapmıyorum yani. Siz abartıyor olabilir misin diyor. Sohbetçi sohbetimiz de başladı bu arada. Öyle arkadaşlar. Şerşal Instagram'dan ulaş bana ve sana metre ile boyumu ölçüp resmini atacağım. Allah cezanı versin Salim. Alsana boy. Evet arkadaşlar şu anda 12 kişiyiz. Galiba. Katılım az olacak bugünlerde. Okullar açıldı değil mi? Bugün ne günlerden ya? Pazartesi mi, salı mı? Salıya mı girdik?
Az gelsin Burcan. Biraz daha şöyle havalar ısınsın Burcan arkadaşlar. Söğüden az iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şu anda dertleşmek için açtım yani hikaye anlatmak. Aklıma gelirse anlatırım, bilmiyorum. Caner, teşekkür ederim tavsiyen için de. Böyle daha iyi ya. Zaten keseceğim yani. Bayağı bir kısaltacağım şuraları falan böyle. Şöyle yapacağım. Şuraları keseceğim. Şu an çalışmıyorum. Hiçbir işte değilim. Sadece YouTuber üzerinden geçiniyorum. Yazın da kendi işimi yapıyorum. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Benim Allah'tan başka büyük birisine tapmıyorum yani, anlatabildim mi? Hele hele para için kimseye tapmıyorum. Kimseye efendim demem yani. Bu yüzden ya kaybederim ya kazanırım. Ben de ortası olmaz. Benim bir arkadaşım var. Der ki işte Serkan tarif etsin, nasıl tarif edersin, tamam mı? Der ki Serkan, der ki işte ortası olmaz Serkan der. Ortayı sevmez. Ya heptir ya iştir. Ya bitiririm ya devam ederim yani. Ben de öyle bir şey var. Ve kimseye de boyun eğmem. Yani Cumhurbaşkanı gelse boyun eğmem. Yani Cumhurbaşkanı değil, Amerikan Başkanı gelsin yine boyun eğmem. Çünkü o da bir insan. O da nefes alıyor, ben de nefes alıyorum. Ne fark var? Senin aranda ne fark var onda? O başka, sadece o yönetiyor. Başka büyüklük yok. Neden efendim efendim müdürümüz, aman efendim canım efendim, yani niye diyecekmişim ki? Saygı gösterilir, her zaman saygı. Büyüklerimize karşı tabii ki saygı oluruz ama insan olarak kimse kimseye peşkeş çekmem yani. Peşkeş burada olmadığını, peşkeş de ilk defa kullandım lan, nerede? Peşkeş değil, neyse anlatın siz onu işte. İSMAR reklamını izlediniz mi? Bira reklamını, İSMAR bira reklamı var. İzlediniz mi arkadaşlar? İzleyenler var mı? Güzel olmuş. Ondan sonra bana diyorsunuz ki işte burada rakılı sohbetler mi yapacaksın? Ya yaş küçültsene falan bilmem ne. Ya arkadaş, ben ne diyeyim yani? Zaten küçük bir çocuk gelirse ya bunu içiyor. He, bak bundan içiyor. Baba bana rakı ver falan böyle. Ya zaten YouTube'da 13 yaşından küçük çocuklara kanal açması yasak. Ama bir şekilde annesinin babasının hesabından giriyor açıyor işte.
saçlarını şöyle tarayayım senin. Çok güzel. İşte böyle. Milyarlık makasımı kaybettim. Neyse. 7,5 milyarlık makasımı buldum. Saçların nasıl olsun? Makas 7,5 milyara. Özel altın makas. Öyle berberler var biliyor musun işte. Bak bu makası da kesiyorum. Bak bu makas pahalı ha. 3 milyar diyor adam. Saçlarımı kesecek. Bak bu pahalı makasla kesiyorum diyor senin. Anlaşılmayan fısıltı şeklinde kitap okuyacağım. Uyumayanın kafasına saçını usturaya vuracağım. Arkadaşlar. Gözüm şaşı oldu ya. Bunu nasıl okuyacağım ben? Daha sonra buradan nasıl çıkacağını hiç düşünmemişti. Tavşanın ini bir süre tünel gibi dümdüz uzadı gitti. Sonra birden aşağı doğru kıvrılıverdi. O anda Alice kendini birden kuyunun içinde buldu. Aşağı doğru düşüyordu.
yavaş düşüyordu. Aşağı baktı. Düşeceği yeri kestirmeye çalıştı ama çok karanlıktı. Bir şey göremiyordu. Bunun üzerinde çevresinde bakındı. Kuyunun duvarları üzerinde sıralanmış çepeçevre kitap rafları gördü. Duvarlarda yer yer haritalar, resimler asılmıştı. Alice önünden geçtiği raflardan birine uzandı. Bir ricel kavanozu aldı. Kavanozun üzerinde etiketin üzerinde bana bir dakika kavanozun üzerindeki etiketin üzerinde portakal reçeli yazıyordu. Ama nedense içi boştu. Alice buna çok üzüldü. Kavanozu boş raftan birine koydu. Aşağı biraz daha aşağı. Bu düşüş hiç bitmiyordu. 9 kişi kalmış arkadaşlar. Demek ki uyumuşlar. Herkes uyuyor galiba. Devam mı? Tamam mı? Hadi bu sayfayı da bitireyim de ondan sonra devam ederiz başka bir gün. Alice dünyanın merkezine yaklaşıyorum sanırım diye düşündü. Boşlukta düşerken yapılacak bir şey yoktu. Düşerken bir yandan da düşünüyordu. Bu gece dinle. Beni çok arar. Dinle. Alice'in kedisinin adıydı. Umarım ona süt vermeyi unutmazlar. Alice iyice uyku bastırmıştı. Rüya bile görüyordu. Rüyasında kedisi dinle ile birlikte el ile yürüyorlar. Tam o sırada bir gümbürtü koptu. Güm güm. Alice birden kendini bir çalı çırpı yığının üzerinde buldu. Düşme sona ermişti. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Ay unutuldum. Kardı kışta kurdu kuşağı yem oldum. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bitirelim, sohbet sonumuza gelsin artık. Ne diyoruz? Herkese kalın sağlıcakla. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hadi herkese iyi geceler. Herkes uyuyacak. Sınav olan sınavla başarılar diliyorum. İşe gidenlerde de bereketli bir gün geçirmesi dileğiyle. Hey sen, uyudun mu? Uyuyacak mısın? Yoksa uyumadın mı? Uyumadıysan beni izle. Beni izle. Beni izle. Beni izle. Beni izle. Alice. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
sefer sıfır deyince videoyu kapatıyorum. Hazır mısınız? Sıfır deyince kapatacağım. Bu sefer kesin kapatacağım arkadaşlar. Evet, sayıyorum tekrardan. 0. İyi geceler.